Abdurrahman Dilipak. Bir gözümüz İdlib'te öteki. Gözler İdlib'te tamam da kibriti gözümüze çok yaklaştırırsak arkasında bir ormanı kaybedebiliriz. Bir gözümüzde Doğu Akdeniz'de, Süveyş'te, Babel Mendep'te, Hürmüz'de, Hazar'da, Basra'da olsun. Bir yandan Kudüs'ü izleyin öte yandan Vatikan'ı. Bu arada Vostok 2018 tatbikatını da bir kenara not edin. Bu Rusya'nın cesaret ve kararlılık gösterisi olacak. Rusya'nın tüm dünyaya güç gösterisi yapacağı dev tatbikata 300 bin Rus askeri, 36 bin zırhlı araç, binden fazla savaş uçağı ve onlarca savaş gemisi sahne alacak. Ayrıca tatbikata Çin'de 3200 askerle katılıyor. Bu arada Amerika Çin'i Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri sebebiyle uyardı. Bunların hepsi planlı olarak atılmış adımlar daha önümüzdeki 60 gün buna benzer nice olaylarla karşılaşacağız. Özellikle de Ekim'le birlikte olacak olanlar konusunda evdeki hesaplar çarşıya uyacak olursa çok şey olacak. Yani niyetleri kötü Allah muhafaza. Düşünsenize Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Sonra haşa Rab İsa dayanamayacak, kalkıp gelecek ve bunları kurtaracak ve ötekileri cezalandıracak. Bir rivayete göre dünyada yaşayan insanların üçte ikisi öldürülecek ve sonra yeryüzünde tanrısal bir yeni düzen kurulacak. Bu defa gelen bir elinde terazi ötekisinde kılıçla gelecek. Mehdi Mesih Yecüc Mecüc, Gok Magok, Dabbe, Deccal kim gelecekse bu coğrafyada hüküm sürecek. Mehdi Mekke, Medine, Kudüs, Şam, İstanbul hattında gidip gelecek. Mesih Kudüs ve Şam civarında ana merkez arzı mevut. Mesela Mehdi'nin Şam'da zuhur edeceği ama ona tabi olanların Horasan'dan siyah bayraklarla gelecekleri, Elbap'ta toplanıp Melheme-i Kübra ya da Armagedon kıyamet savaşının gerçekleşeceği Maraş, Antep, Hatay, Osmaniye arasında kalan Amik Ovası'na gelecekleri söyleniyor. Bu konuda Yahudilik ve Hristiyanlık açısından Babil çok önemli bir merkez. Babil, Bağdat'tan da yukarıda. İran içine doğru uzayan bir bölge. Bağdat İslam tarihi açısından önemli. Basra stratejik önemi yanında Şia için önemli bir merkez. Özellikle de Arap Şiası. Şia'nın manevi merkezi olarak Necef'i de içine aldığı için hayati öneme sahip. İran'daki Arap Şiasının yoğun olarak bulunduğu Körfez bölgesindeki Huzistan'da... ...uzun yıllardır devam eden huzursuzluklar bugün tavan yapmış durumda. Hamane'yi seçen Şia değil, İran. İmam Hümeyni'nin şahsında bir devrimle gerçekleşen bir durum söz konusu. Hamane'yi sonrası imam seçimi ve imamın oturacağı makam şimdiden ciddi bir tartışma konusu. Eğer seçilen ya da seçilecek olan imam tüm Müslümanların emir el müminini olma iddiasında olacaksa, Mekke-i Mükerreme'de olması gerek ya da Şia'nın imamı olma iddiasında bulunacaksa, bulunması gereken yer eğer Mekke değilse Necef olması gerekir. Yani Kerbela coğrafyası. Yani Mehdi'nin zuhur edeceği coğrafyada bulunması gerekir. Ve seçilecek imamın siyah sarık tarması yani Hz. Ali soyundan biri olması gerekir. Bunun anlamı Arap olması gerekir. Bu açıdan Arap şiası şianın içinde ayrı bir kanada oluşturmaktadır. Oysa bugün şia adına dünyada hareket eden ve imameti kendi içinde barındıran bir devlet var. O da İran devletidir. Arap şiasının iddiası İmamın Irak'ta oturması değil, Basra'nın bu anlamda ayrı bir Şia devleti olması, bu devletin sınırlarının ne olacağı belli değil. Bu devletin ana omurgasını Arap Şiası oluşturacak. Sünni Araplar olmadığı gibi Farisi Şiileri de bu devlette devletin ana omurgasında görmek istemiyorlar. Oysa İran da Basra'yı kendi kontrolüne almak istiyor. Basra'nın güvenliği için güneyde Hürmüz, kuzeyde Basra'yı kontrol etmesi gerekiyor. Basra ayrıca Kuveyt'i ve Arap Yarımadası'nın körfez koridorunu kontrol etmek için de Basra'ya ihtiyacı var. Bahreyn'in güvenliğinden öte Körfez koridorundaki Amerikan üslerine karşı da orada bir kalkan görevi yapacak olan Basra'yı görmezden gelemez. Basra konusu Anadolu ile Arap coğrafyası arasında düşünülen Şii koridorundan daha önemli ve öncelikli bir konu. Buradan Suudi Arabistan'dan gelecek tehdide karşı cevap vermek onlar için daha kolay olacak. Yemen ve Lübnan için Mekke ve Medine'ye Kudüs'e ulaşmak açısından da son derece önemli. Arap şiası Basra'dan şia olmayan herkesi çıkarmak istiyor ve İran'ın kontrolüne de girmek istemiyor. Öte yandan ülke Arap, Şii, Kürt, Türk ve gayrimüslim unsurlardan oluşuyor. Etnik Müslüman grupların Şii'si de var, Sünni'si de, Selefi'si de. Böyle bir ortamda İngilizlerin bölgede son derece aktif olduklarını görüyoruz. Bölgede İngilizlerle Amerikalılar arasında ciddi bir rekabet de var. Bölgede Bağdat siyasi merkez, Basra stratejik bir merkez, Musul ekonomik bir merkez, Kürdistan ve Kerkük ayrıca birkaç açıdan önemli bölgeler, Necef dini bir merkez. Bölgede Türkiye'de var, İran'da. Amerika'da var, İngiltere'de. Amerika ile İngiltere arasında da bölgede diğer unsurlara karşı bir işbirliği söz konusu olsa da kendi aralarında ciddi bir rekabet ve mevzi kazanma savaşı olduğu açık. Bugün İdlib'i konuşuyoruz ama yarın Basra yeniden gündemin ilk maddesi olabilir ve bu durum Kuveyt içinde ciddi bir risk oluşturabilir. Birilerinin Şia içinde bir çatışma için bu olayı kullanması da mümkün. İsrail geldiği yer olarak Nil ile Fırat arasının dışında Mısır'ı hiç aklından çıkarmadı aynı şekilde sürüldüğü yer olarak da Babil'i aynı şekilde hiç aklından çıkarmadı. O sürgün günlerinde ve sonrasında Yahudilerin dağıldığı coğrafya bugün Anadolu'da Siirt'e kadar, İran içleri ve Basra'ya kadar uzanır. Dicle ile Fırat arası da onlar için ayrı bir önem taşır. Babil kralı Nabukadnezar, milattan önce 597 yılında Kudüs'ü ele geçirdi ve daha sonra kenti yıkarak halkı Babil'e sürdü. Bu sürgün hayatı 49 yıl sürdü. Halkın tamamının geri dönüşü 70 yılı buldu. Mısır ve Babil beni İsrail için unutulmaz hatıralardır. Nabukadnezar'ın yasakladığı, yok etmeye çalıştığı Tevrat Üzeyr Aleyhisselam'ın önderliğinde sürgün sonrası yeniden toplansa da tartışmalar bitmedi. Bu Tevrat'ın yeniden toplanması sebebiyle İsrailoğulları Üzeyr Aleyhisselam'a haşa Tanrı'nın oğlu dediler. Hristiyanların Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demeleri de aynı geleneğe dayanıyor. Babil sürgünü öncesi tapınağın koruyucu muhafızlarıyla Babil dönüşü tekrar ihya edilmeye çalışılan tapınak muhafızları artık birbirinin devamı değildir. Kıyamet teolojisinde Babil, Basra, Şam, Hatay belki de Kudüs'ten sonra en çok adı geçen şehirlerdir. O günkü Şam, bugünkü İdlib, Afrin, Elbap ve bugünkü Şam ve Halebi de içine alan büyük coğrafyanın adıdır. Biz bugün Hicri bir Muharrem'le Hicret'in 1440. yılını idrak ediyoruz. Bu tarih yeni bir başlangıcı ifade ediyor bizim gelenekte. Yahudi tarihi açısından aynı gün bir tişri de 5779. Bizim girmekte olduğumuz yılı Yahudiler bitirdikleri yıl olarak başlamıştır başlangıç kabul ediyorlar. Bugün onlar için hem başlangıç hem de yargı günüdür. Bugün onlar için yaratılışın başlangıç günüdür. Ve sonuçta her iki inanç grubunda da yıla bakış farklı olsa da bugün kozmik tarih açısından yeni bir başlangıçtır. Bu vesileyle ben Hicri yeni yılımızı tebrik ediyorum. Bu konuya önümüzdeki günlerde tekrar döneceğim inşallah. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit